derken sete döndürüyorlar. Tolga Aydın ekibinde bir üçlük denemesi, basketi buldular. Pamukkale Üniversitesi çadır salonda oynanan karşılaşmada Aydın'ın güçlü ekibi Aydın Sportif ile karşı karşıya gelen Yıldızlar ilk yarıyı 41-39 önde kapatmasına rağmen maçtan mağlubiyette ayrıldı. Genç ve yetenekli oyuncularla mücadele eden Pota'nın Yıldızları birinci periyotta kötü başlamasına rağmen Yıldızlar Spor Kulübü baş antrenörü Zekeriya Çelik'in aldığı moladan sonra son 5 dakikada her şey değişti. Hücumda ve savunmada etkili oyun sergileyen Yıldızlar farkı 5'e indirdi ve birinci periyot 17-22'lik skorla Aydın Sportif lehine sonuçlandı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Yıldızlar, rakibin savunmasını zorladı ve ikinci periyodu önde tamamlayarak ikinci yarıya 41-39'luk skorla önde girdi. Tecrübeli ve birincilikte oynayan oyuncularla erkekler bölgesel basketbol liginde mücadele eden Aydın Sportif ilk yarıda yaptığı hatalardan ders çıkararak dış atışlarda bulduğu sayılarla oyunu kontrolü altına aldı ve üçüncü periyot 51-64'lük skorla Aydın Sportif üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Aydın ekibi maçtan da istediği sonucu almayı başardı ve maç 87-63'lük skorla Aydın Sportif üstünlüğüyle sonuçlandı. Denizli Yıldızlar Spor Kulübü baş antrenörü yardımcı doçent doktor Zekeriya Çelik maç sonrası açıklamalarda bulundu. Maç boyunca yapılan iyi mücadele yaptıklarını belirten Çelik, ilk yarıda üstün oyun sergilememize rağmen bunu maçın tamamına yansıtamadık. Maç boyunca iyi mücadele ettik. Ancak rakip takımın dış atışlardaki şut yüzdesi neticeyi belirledi. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımla bu ligde mücadele ediyoruz. Rakibimizin tecrübeli ve üst liglerde oynamış oyuncuları var. Bütçe olarak da ligin en fazla yatırım yapan ekiplerinden. Böyle bir takıma karşı oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ligdeki iddiamız sürüyor. Yolumuza devam edeceğiz. Denizli halkını kalan maçlarımıza daha fazla ilgi göstermesini bekliyorum dedi.